buradayız. Yani maçın oynanacağı gün ve maça çok az bir zaman kaldı. Nihat Kahveci ile birlikte dün bayağı bir çalıştık. Bugün de biz canlı yayınları yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Şimdi sağ kenarında değil de bu sefer tribünlere oturduk. Burası farklı bir şey hissettiriyor mu sana? Buradan maçı izlemem yani, dedim ben. Şimdi söylediğin gibi maça yani az bir zaman kaldı. Az zaman dediğimiz 2 saat. 2 saat 15 dakika. Ben şimdi çocukluğuma dönüyorum. Derbiye gittim. Öğlen 1'de girdiğimi bilirim yani 7'deki maça. Şu an görüyorsun 90 bin kişi. Stat bomboş. 2 saat var. Hani bu da farklı bir kültür yani. O tarafta eğleniyorlar mı? Sinem eminim yormuştur. Vallahi, Ali Ece çok Liverpool'lu olduğu için Sinem'i kesin yormuştur. Ona eminim şimdi, yani. Ali Ece kesin bir kere 1970 daha Toşak Keegan'la başlamıştır. O zamanlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Liverpool demiştir. Tabii. Oradan bir başlamıştır. Keegan'la işte Toşak. Senelerdir de Şampiyon Ligi'ni kazanamıyoruz. Lig'de şampiyon olamıyoruz demiştir. Sinem'e bayağı anlatmıştır öyle. Bizim öyle bir sıkıntımız olmadı. Aynen. Biz keyfe geldik birazcık. Yağmur da yok. Tabii. Halen güneş. Hava kararmıyor bir kere. Maç önüne kadar biz şanslıyız. Neden? Hava güzel, şehir muhteşem. Dünyanın her tarafından turistler gelmiş. Stada rahat girdik, çıkıyoruz. Yağmur sıkıntımız yok. Ama maç başladıktan sonra bir Liverpool City maçı olabilir. Hmm. İnanılmaz gollü, inanılmaz keyifli. Ama biz de dünyanın en iyi takımlarından birinin olduğu stattayız. Buradaki maç da güzel olacak. Ne olacağı belli olmaz. Tabii, aynen. Maçtan sonra onunla ilgili şey yaparız. Hangimizin maçı daha keyifli oldu diye. Peki, güzelmiş. Biz devam ediyoruz maçı beklemeye. Yıllardır anlatıp duruyorsunuz Ali Ece Bey. Enfield'a geldiniz. Mutlu musunuz? Maçtan beklentileriniz neler? Sen şimdi bana fazla ukalalık yapma. Ne öyle? Daha önce Enfield'a getirme imkanı vardı da biz mi getirdik? Geldik şahane maça. İzle işte Liverpool Manchester City. Ya tamam hemen anında böyle Ali Ece delirdi moduna bağlama. Ali Ece çıldırdı moduna bağlama. Geldik izleyeceğiz. City de güçlü takım şimdi yani geldik ama çocukluğumdan beri böylesin. En güzel maça getirdik. Kim kazanırsa kazansın. Liverpool Manchester City. Bu eşleşmede turu geçenden şampiyon çıksa bir değişiklik olsa olmaz mı beyefendi? Hep aynı mı olacak yani? Sen hep istiyorsun ki hep aynı. Real kazansın Barcelona kadar. Real kazan Barcelona. Anladık İspanya futbolu çok iyi. Ya arkadaş yıllardır beni bitirdin. İşte eve gidersin, işte plaklardan dinlersin kasvetli kasvetli şarkılar. Hep yağmur, çamur, yağmur, çamur, yağmur, çamur. Ya bir gidelim İspanya şöyle sıcak hava görelim. Ne olacak ya şöyle? Biraz şöyle deniz görelim, güneş görelim. Ben senin alıyorum biletini. Nereye istersen git. O yerinde verdim bizim yapımcımız Kaan Aras'a. Bu fikirler ondan çıktı. Vallahi gelme. Böyle bir şey mi var ya? Vıdı 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 vıdı. Yalnız seni bence oraya almazlar. Bak burada kralız oğlum. Jürgen Klopp bile gözünü alamıyor benden. Ne Barcelona'sı? Barcelona, Barcelona, Barcelona. En kral yere getirdik. Sen çocukken Barcelona mı vardı? Maradona oynuyordu. Hiçbir numara yoktu takımda. Schuster vardı. Çöp spor. Ligde bile şampiyon olamıyorlardı. Kur'an kupasında kavga çıkarıyorlardı. Çocukken izle izle, büyüyünce hemen takımı değiştir. Niye? Sen futbolu değil, kazanmayı seviyorsun. Kazanamıyorsun da. Bu sene de kazanamayacaksın. Göreceğiz hep beraber. Adamı hasta etme, mis gibi yer. 5 tane var Liverpool'un kupası. 5. Guardiola'dan önce Barcelona'nın kaç tane vardı? Hadi bakalım Manchester City de şimdi. Evet, hava her zaman olduğu gibi soğuk. Burada. FA Cup maçlarından bilirsiniz. Özellikle FA Cup yarı finaline kalan takımlarda Wembley'de, Londra'da oynuyoruz. Biraz daha güneyde olduğu için hava daha bir makul olur. Yani göreceli olarak. Bizim mesela İzmir'e göre, Adana'ya göre falan bunlar hayatında bu sıcak görmemiş insanlar. Ama o maçlarda böyle birden üst baş çıkarmaya başlarlar. Böyle tezahüratlar falan filan. Sonra bir daha yağmur başlar ve bir daha üstlerini giyerler. Liverpool'da ise hep soğuk. Hep soğuk, hep soğuk. John Lennon'un, George Harrison'ın, Paul McCartney'nin ve Ringo Starr'ın. Yani Beatles'ın şarkılarını anlattığı gibi. Birazdan Beatles Müzesi'ne gideceğiz. Ama önce ben bir yer gördüm. Kaan'ın şiddetli muhalefetine rağmen oraya girmek zorundayız. Gördüğünüz gibi hızlanıyoruz. Çünkü aradığım plakçı buradaymış. İnternet sayfası yok. Daha böyle gelenekçi bir yer. Kapısından da görebileceğiniz gibi. Ben giriyorum. 10 dakika sonra çıkacağım.
Liverpool'da maç günündeyiz artık. Liverpool Manchester City maçı için geri sayımdayız. Anfield Road'a geldik ve burada store gezeceğiz, mağazayı gezeceğiz. Bakalım neler var. Alice, 100 sterlinimiz var. Neler alırız, nelere kıyarız, nelere kıyamayız bakalım. Ben en baştan Lalece'ye söz verdim. Yıldızlı pijamayı alacağım. Sürprizlerimiz de var artık ama. Artık geri kalanını da izleyeceğimize tabii ki böyle ayıracağız. Bugün bir Muhammed Salah, bir tane de Jürgen Klopp alacağız sizler için. Ve ilerleyen haftalarda sizlerin olacak onlar. Çok güzel bir yarışmamız olacak. Önce başlayalım. En üstten başlayalım. Eski formalardan diyorum ben. Çünkü bu sezonda Şampiyon Ligi'nin kazanma hedefi, hayali var. Ama biz yani hayalperest biraz değiliz diyorlar. Biraz maziye gitmemiz lazım onun diyorlar. İçin. 100 puan harcayacağız. Tamam, 100 puan. Bakalım 100 puanla neler alabiliriz? En verimli şekilde neler bulacağız? Girelim. Ben 90 formasını alıyorum. Alalım. Atıyoruz sepete. 1990 formasını aldık. Paranın 3'te 1'inden fazlası gitti arkadaşlar. Gitti. Hüzün dolu bir hikaye ama oluyor. Ama çok güzel hediyeler alacağız. Bu ne de olsa son şampiyonluk forması olduğu için güvende yok. Nasıl daha şampiyon olur diye almadım ama yok. Evet, forması pahalı. Virgil yazıyor kısaca. Virgil van Dijk. Çünkü gerçekte de pahalı. Yani 80 milyondan fazla para verip aldılar. Öyle olunca durum 60 sterlinden öncesi. Yok, gerçi 51'e inmiş. 51'e inmiş. Ne inmiş? Hiçbir şey indiği yok. Yani zaten Southampton'da bonserviste hiç inmedi. Çıktı. 51,5 pound'a alabilirsiniz. Ama o transfer paralarının bir yerden çıkıyor olması lazım öyle şey, değil mi? Çıkıyor zaten böyle Coutinho'dan. Barcelona'dan çıktı o paralar. Sorun yok. Doğru. Bu senenin deplasman forması. Şu oyuncu altı forma. Roberto Firmino. Bundan da alıyoruz. Evet, alabiliriz. 18 puan. Bunu size hediye edeceğiz. Hediye edeceğiz. Bu iyi mi? The King of the Cup, daha ne olsun? Ama yani şimdi henüz bu kral değil. Kral daha günümüzü son şampiyon yapabilecek. Şampiyon yaparsan ama biraz günümüze gelmek olur. Lazım Ali. Şey, yani kabul etmiyorsun şey, ya Ali abi. Ben kabul ediyorum. İyi adam, çok iyi hoca, bir şey demiyorum ama... Daha yani? King değil ya. Yani. Cracking. Cracking of the İnşallah Cup. İnşallah yükleniyor diyelim. Alıyor muyuz? Aldık. Aldık. Bu ne kadarmış? Bu da mı 18? 18. Almak istiyorsun. 18. Biz Alece ile birlikte 100 poundumuzu bitirdik. Bir sürü güzel şey aldık ama gerçekten gezilecek, görülecek birçok da şey var. Şimdi biz yavaş yavaş kasaya doğru gidiyoruz. Eğer yolumuz buraya düşerse bu store'u mutlaka ziyaret etmelisiniz diyebiliriz. Kendi cebimden vereceğim ekstra. Çünkü ben bunu harbi böyle kendi kızıma aldım. Gerçekten çok güzel. Geri kalanların bir bazılarını size böyle hediye edeceğiz. Bakalım da kasadan çıkabilirsek. Bakalım. Barcelona. Of course. No, hay muchos turistas aquí para ver el partido. Yo quiero preguntar qué sobre opiniones de partido. Hoy espero que el Barça gane, por supuesto. Y el Barça tiene Messi, ¿eh? El mejor del mundo. Y yo creo que si no tenemos ningún contratiempo, 3 o 4 goles puede ser que gane, que marquemos hoy. Eğer Cristiano Ronaldo marca una fabuloso gol y este tiempo tú esperaste un interesante gol o la performance de Messi, por ejemplo. Messi yo creo que no tiene que demostrar nada. Yo creo que para todo el resto del mundo es un considerado, si no es el mejor, para el mejor de todos, no de todos los tiempos, pero actualmente. Cristiano Ronaldo ayer marcó un golazo increíble. Y yo creo que Messi no lo podía marcar porque Cristiano Ronaldo se levantó muchísimo. Pero eso no quita que Messi tenemos aquí al que es mejor del mundo. Una última pregunta.
Arda Turan, es turco. Yo soy turco también. ¿Qué piensas la audiencia de Barcelona sobre Arda? Una no bien temporada, un año y medio. Yo creo que jugó poco. No sé si por problemas suyos o problemas con el entrenador o porque... Pero aquí jugó poco. Y el Barça, si juegas poco, no acabas muchos años aquí. Pero Arda Turán es muy buen jugador. En el Atlético de Madrid lo demostró perfectamente. Gracias. Maç kas maç. Who is your favorite player nowadays? Mo Salah! Mo Salah! Mo Salah! Mo Salah down the wing! Salah! Evet, şimdi Muhammed Salah. Supporters! And we come from Liverpool! Ale, ale, ale! Ale, ale, Come on. Who is your all-time Liverpool player? Steven Gerrard. And nowadays, who is your favorite current player in the lineup? Mo Salah. Mohamed Salah. Yes. Okay, thank you. Evet, herkes Mohamed Salah'ı çok seviyor. Haklılar da.
haber Muhammed Salah? Muhammed Salah'ın kardeşi, evet şu anda yayındayız hakikaten Muhammed Salah'ın kardeşiyle. Yusuf, tala al masah Yusuf. Biz... Tala al kamera. We are coming from Turkey. Evet. Just tell him, Turkish TV, Turkish TV. Televizyon Türkiye mi abi, televizyon Türkiye. Evet, şu anda Muhammed Salah'ın kardeşi de yayınımızda. FaceTime, this FaceTime. Me, FaceTime. Him? Okay. No, face. Okay, Muhammed Salah. Muhammed Salah. He's the best player now? The best player in Liverpool. The best in, on earth? In the world? Now Messi and Ronaldo after Muhammed Salah. Messi, Ronaldo, Muhammed Salah. Bir daha kim? Next season? İnşallah next season Muhammed Salah. İnşallah next season. Thank you very much. Thank you. Okay. Evet, işte Mısır'daymış kardeşi. Bize bağlantı yaptı. Teşekkür ederiz. Yusuf, Yusuf. Yusuf Salah'ı aldık yayına. Muhammed Salah'ı alamadık ama denemedik de. Arkadaşımız da sanırım uzaktan gelmiş. Evet, kendisini şuradan atacaksınız. Blackburn Rovers'ta Tugay Kerimoğlu'nun yanında canavar gibi koşan adam. Tugay told about you. He is always going to be remembered as the monster running with me in Blackburn Rovers midfield. Yeah, myself and Tugay, first and foremost, Tugay, what a legend. You know, we looked very similar in our playing days, but we played very differently. He was the best player I've played with the ball at his feet, and I'd done all Tugay's running, so I would get the ball back and give it to Tugay. And my first week at Blackburn Rovers, Tugay was number eight, and when I signed, he knew I wanted the number eight shirt, and he gave it me. And what about Tugay more? As we don't... There are things that we don't know about Tugay Kerimoğlu. Oh, I've just got to say he was, for me, an inspiration, the way he played football, the way, you know, he was a character, very funny guy. But I must say now, Tugay, you know, as I've kept my lovely hair, you know, Tugay seems to have lost his, he's going bald, eh? No, not bald, all white, all white, all white. What is your first impression when you saw Tugay Kerimoğlu? I just thought that, you know, when he wasn't getting any younger at Blackburn, and when I seen him on the training pitch, I could not believe what he could do with the football. He played longer and longer, just like a Benjamin Button, always getting younger, always getting younger in Blackburn. That was because of me, because I'd done all his running. Benim sayemde o hep genç kaldı, benim sayemde o kadar sene oynadı, 39'a 38'e kadar, çünkü ben onun yerine hep koştum diyor. Thank you very much, Robbie. Nice to meet you. See you. Tugay, legend, sure. Robbie Savage, legend too. Evet, Liverpool'un son şampiyon kadrosundan iki tane yıldız oyuncu. Jan Mølby, Danimarkalı orta saha maestro ve Ray Houghton, efsane gollerin oyuncusu. First start with Ray Houghton, please. Mr. Houghton, no. O yaşlı onunla başlıyor diyor. No, you always scored historical goals with Republic of Ireland shirt or with Liverpool shirt. What was your secret scoring? All the goals are unforgettable. Well, being in the right position, and then obviously you're hopeful that the players you're playing alongside, you give you the opportunities to score the goal. But if you're looking for tonight, there's so many options in both teams, isn't there? So many attacking players that can open up any defence. So I'm looking forward to the game tonight. I think Jan and I wish we were a few years younger that we were involved in the game tonight, because it's special. You can feel it, the atmosphere around the stadium, inside the media room at the moment, and when you get out there on the pitch later on, it'll be fantastic. In your place, at least theoretically, Mohamed Salah is playing these days as a right winger, right forward. What changed for in this position? You were a right dominant winger, right foot. He's a left footer. Well, he's got ability, and I didn't have that. He's the king, isn't he? I mean, he's been in sensational form. You just have to look at the goals that he scored. His influence on the team is absolutely incredible, and he's going to need a big performance, just not tonight, but also next Tuesday as well. I think if he plays well, it certainly gives Liverpool a better chance. And I'm asking both of you, first Jan Mølby. This team with Jurgen Klopp, they showed some glimpses this season, especially beating Manchester City 4-3. And if Liverpool adds one or two key signings, they could be champions again while the days you were playing. It's obviously very, very difficult to be champions at the moment because of Manchester City, and they are so strong. And when we get to the summer, Manchester City will buy more players. What they've done with all the money, they bought really good players. So it's very, very difficult.
But it's exciting, isn't it? Liverpool play a brand of football that excites you. So if you're a Liverpool fan, you go, OK, maybe we don't win the Premier League this year or next year, but the football is good, yeah, and we're moving in the right direction. Whether we'll ever be good enough to catch City while Guardiola's there, I don't know. OK. Thank you very much. See you. Fácil partido, 3-1 e 4-1. ¿Qué opinas para partido? Ha sido muy difícil, porque ellos son un gran equipo que ha venido a presionarnos mucho adelante y nos ha complicado. Y bueno, es un buen resultado, pero no es definitivo porque todavía tenemos el partido en Roma que será difícil por lo que han demostrado ellos aquí hoy. Congratulations and thank you for accepting our ninth interview. What can you say about the match? It was a huge win for you guys and it's a very advantage now.
Yes, it's obviously an advantage, but it's not decisive. So it's only half time. So that's how it is. And do you want to say about Cengiz, about your relationship? You smile, you like him, you are friends, yeah, I think. Yeah. Yeah, I like Cengo. Cengo is he's a good guy and a very good player. And still young, obviously. And I think the Italian league and the players that he has around him will definitely help him reach even even better quality of the game, because in Italy he is going to learn a lot, and with his qualities that he has, he can only be better. Manchester City'den İlkay Gündoğan'la beraberiz. İlkay, bugün sizin için iyi bir karşılaşma olmadı. 3-0 bitti bu mücadele. Nasıl değerlendirirsin? Aslında pek kötü oynadığımızı düşünmüyorum. İlk yarıda 10-15 dakikalık bir periyot vardı. Orada sahada yoktuk. Hatalar yaptık. O hatalardan dolayı da ilk yarıda 3 tane gol attı Liverpool. Maçı ilk yarıda kaybettik. Sevgili Özgür, 2 gün önce sabah 5'te başlayan bu maç kaçmaz serüveni şu an İspanya saatiyle saat 1 İspanya, Türkiye saati 00:50 itibariyle bitti. Ama hakikaten iyi ki bu maç, hakikaten iyi ki bu maç kaçmadı. Muhteşem bir şehir, muhteşem bir seyahat. Maç önü, maç sonu yapılan röportajlar, bizim izlenimlerimiz, kalmış olduğumuz otel, o meydan, kafeteryalar, restoranlar. Benim gelmeme gerek yok artık, sen zaten. Gerçekten bence muhteşemdi. Sevgili Ali ve Sinem de Liverpool'da zannediyorum iyi keyif almışlardır. Yalnız yağmurlu havanın dışında. Evet. Ama muhteşem bir maç izlediler onlar da. Bence büyük sürpriz oldu. Ama her zaman da ne diyorduk değil mi? Liverpool akarsa 3 de atar, 4 de atar, 4 de yer diyorduk. Bugün, evet, ikisinden biri oldu. Çünkü Liverpool'un ortası yok. City'yi yenip ligde, sonra lig sonuncusu Swansea'ya yenildi. Ama biz de bugün keyifli maç izledik. Belki Barcelona, beklediğimiz Barcelona değildi. Ama kötü olan Barcelona bile Roma'ya 4 gol attı. Pardon, 2 gol attı çünkü ikisini kendi kalesine attı Roma. Aynen. Belki ilk maçta 3 gol atan Roma bakalım ikinci maçta ne yapacak. Ama 3 gol atıp turu geçemezlerse üzülürler düşünüyorum. İkinci maçta da inşallah Cengiz'imiz oynar. İnşallah. Bugün gözler onu aradı ve Cengiz olsaydı yemin ediyorum bugün o gol ve goller attırırdı. Kesinlikle değerlendirirdi. Çok keyifliydi. Bu maç kaçmızı ilk defa yaptık seninle herhalde. Aynen. Bir daha yapmayalım. Çok uzun sürüyor ya. Biraz yoruldum. Bir şey söyleyeceğim. Artık benim gelmeme zaten gerek kalmamış. Sen tek başına da bunu halledersin. İşin sunuculuk boyutunu da halletmişsin zaten. Hiç soru sormadan ya programı da bitirdik. Benim üzerimden yükü de aldın. Estağfurullah. O kadar tecrübelisin ki yani. İster istemez bana da geçiyor tecrübe. O yüzden bu maç kaçmazı izleyin. Keyifli bir şekilde yaptık biz. Sizler de kesinlikle keyif alacaksınız. Sevgili Latif kameramanımıza da teşekkür ediyoruz. Durmadan çalıştı, izlenimler aldı, stat'tan, şehirden, maç önü, maç sonu röportajlarında emeği çok büyüktür. Güzel bir üçlüydük. Bundan sonra devamının bizim gelmesi dileğiyle. Daha iyi oldu bence. Ali'lerle bakalım, daha bakalım. Iyi oldu. Öyle dersek onlar şimdi kim bilir neler yapmıştır üstüne çıkmak için. Bizim ilkti ama ilkler iyidir. İyi bir ilk oldu benim için. Peki. Görüşürüz o zaman, hoşçakalın. Bir dahaki hoşçakalın. Ne oldu Ali Ece Bey? Yüzler gülüyor. Böyle kavunu yemiş yandan. Ağzın kulaklarına varıyor. Hani Barcelona'ya gidelim de, hani bilmem neydi. Bak yine en kral maça getirdim. Gittiğin bütün senin Liverpool maçları efsane be kardeşim. City'nin ilk defa kaç yıldır, 2016 sonbaharından beri bir karşılaşmada rakip kaleyi tutan şutu yok. Skor desen çok ne? Lovren bile iyi oynadı. Daha ne istiyorsun ben anlamıyorum ki. Lovren iyi oynadı kardeşim. Böyle bir ayak var bizde. Böyle bir ayak var. Sen hala vay hata mı olur, bilmem ne mi olur? Rahat ol, takıma güven biraz ya. Barcelona'da ben gördüm Özgür Buzbaşı ceketle, gömlekle sıcak ortamda takılıyor. Biz burada üşüyoruz. İngiltere her geldiğimizde biraz üşüyoruz. Zaten gelirken böyle Kadıköy'de hava çok iyiydi. Yani ama boş ver ya, maç sıcaktı. Haklısın, o konuda bir şey demiyorum. Çok haklısın. Dedemizin dediği gibi yani. Sen bu gece de haklı çıktın. Bu maç kaçmaz dedin, getirdin bizi yani. Bak insanlar yüzü gülen Ali Ece'yi seviyorlar. En yakınların da öyle, eşin, çocuğun, kardeşin, annen, hep o yüzü güleni seviyorlar. Bırak bu huysuzlukları, golde nasıl sevindin maşallah. Yanındakileri yani Ali Sami yanında Abdurrahim Albayrak,
Öyle maç izliyor, o kadar sevinçli Galatasaray gol atınca. Yandaki arkadaşları, Muhammed Salah golü atınca senin içinden Muhammed Ali çıkıyor be kardeş. Bu nasıl gol sevinci? Rahat ol. Bak en kral maça geldik. En kral netice. Belki de böyle tarihe tanıklık etti. Belki buradan itibaren işte Guardiola'nın en iyi gözüktüğü seviyede belki Jürgen Klopp olacak. Çünkü bir takımı, bir teknik direktörü, rakip direktörü bir kere yenersen şansa olabilir. İkincisinde hadi bir kere daha şansın yaver bitti diyelim ama adamın en fazla yenilgi aldığı teknik direktör karşısında Jürgen Klopp. Hocayı her zaman seversin desen böyle bir şey vardır yani. Adam zaten böyle sıradan oyuncuları bile çok iyi gösterdiği için. Yani mesela Subotic çok iyiydi Lovren'den ya. Takılma bu kadar. Vallahi haklısın, yalan yok. Lovren bile iyi oynadı ya. Gerçekten de bak senin gibi böyle yani hayata daha pozitif bakan, gülümseyen aleyci olunca, şans verince insanlara daha az kötü olabiliyorlar. Vallahi iyi oynadı. Objektif olmak gerek. Huysuzluğu bırakmak gerek. Takıntılı olmamak lazım. İyi oynayınca oynuyor. Seneye oynamayacak zaten. Boş ver, seneye daha iyisini alacağız ya. Ben de senin gibi bakıyorum artık. Pozitif bakıyorum. Gülümseyerek. Son maçları bunlar ya. Veda turnesi. İyi veda edeceksin. O da bunu anlamış. Liverpool'a daha çok geleceğiz biz. Ailece geleceğiz, sülalece geleceğiz. Genişleyeceğiz buralarda. Buralar bu ayağı seviyor. Ya bir tek maç hariç şuradaki bütün... Benim geldiğim buradaki ilk maç ya zaten. Bütün maçlar diyorum televizyondan, mevzyondan. Hayatımda gittiğim bütün Liverpool maçlarına Liverpool efsane başarıları imza atmış. Örnek. Liverpool-Milan Şampiyon Ligi finali. Git yani. Git rahatına, keyfine bak. Aldım plakların fiyatları da ucuz burada. Öbür yerlerdeki gibi değil yani. Her şey güzel. Yağmur güzel, rüzgar güzel. Rahatsız edici bir şey yok. Ya tamam peki bak madem bu kadar barıştık bu yani şu netice sayesinde de. Maç skoru iyi olunca biz de iyi olduk, yakınlaştık yani. İki böyle birbirine karşıt kutup gibi olmadık. Çıldıracağımız kadar maçta çıldırdık zaten. Beni yarı finale de götürsene bir aleyce. Bakarız. Birazcık daha işte gülen gözlerdeki aleyceye yaklaşırsan her yere götürürüm seni. Ama aferin, bu gece fena değildim. Gol sevinçlerin de güzeldi. Maçta da sakin sakin izledim belli dakikadan sonra. Bak Jordan Henderson sarı kart cezası duruma düştü. Beğenmiyordun ama şu anda kadrodaki en iyisi o. O mevkide oynayabilecek. Yapacak bir şey yok koç o. Biraz böyle azatama edeceksin ki daha çoğu gelsin kardeşim. Rahmetli deden de hep bunu söylerdi, unutma. Ben dinledim, diğer aleyci dinlemedi işte kardeşim. Beni hep böyle böyle negatif kutuba doğru çekme. Rahat ol bak. Mis gibi yerde, mis gibi maç izledim. Ciğerlerine temiz havayı çek. Bu maç kaçmaz dedim sana. Bu maç kaçar mıydı hiç? Bu maç kaçmaz. Gidelim de hediyeleri dağıtalım İstanbul'da. Bir dahaki bu maç kaçmazda görüşelim. Nasıl olsa daha bizim için bu maç kaçmaz çok var daha. Yarı final olacak büyük ihtimal. Belki daha da fazlası. Kim bilir? Belki 6. kupa. Neyse hemen bu kadar böyle havaya girmeyelim. Stat kapanmadan gidelim. Baksana bizden başka bir de basın sorumlusu kaldı. Tübüspor hep böyle. İlk gelir en son gider. Bu maç kaçmaz. Siz de bu maçları kaçırmayın.